Teşekkürler. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olması nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Sağlığına kavuşuyor. Sağ olun. Siz de iyi varsınız, eksik olmayın. Konacık Belediye Başkanı ve MHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 105. yılı olan 22 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve Diş Hekimleri Günü'nde diş hekimlerini unutmadı. Başkan Mehmet Tosun, Bodrum Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan diş hekimlerini ziyaret ederek, onların nezdinde Yarımada'da görev yapan tüm diş hekimlerinin haftasını kutladı. Peki. Bodrum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hizmet veren doktorları görev başında ziyaret ederek çiçek sunan Başkan Mehmet Tosun, birçok hastalığın habercisi olan ağız ve diş rahatsızlığının önlenebilmesi için hizmet sunan diş hekimlerinin sağlık ordusunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getirdi. Ağız ve diş sağlığının korunması alışkanlığının kazandırılması için küçük yaşlarda verilen eğitimlerin öneminin altını çizen Tosun şunları söyledi. Bilimsel sonuçlar diş hastalıklarının insan sağlığı için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor. Daha küçük yaşlarda bu bilinci aşılamamız gerekiyor. Bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak diş hekimleri kadar herkesin görevidir. Halkımızın ağız ve diş sağlığının korunmasında her türlü bakım ve tedaviyi özverili çalışmalarla sağlayan hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim dedi. Evet, çok yoğun. Kalabalık var. Kemal Bey de bizim protestimiz. Merhaba Kemal Beyciğim, nasılsınız? Mehmet Tosun, ben de Konacık Belediye Başkanı. Bodrum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan diş doktorları ve yardımcı sağlık personeli de kendilerini bu özel günde unutmayan Başkan Mehmet Tosun'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonrasında Başkan Mehmet Tosun, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan diş doktoru Mustafa Tahinci'ye diş muayenesi oldu.